Kahraman komiser MKC ne oldu? Dinliyorum MKC. O gün kimi kurtarsam diye zıplıyordu. Yani okuldan alayım dedim. Öğretmeni çekti, beni azarladı. Niye? Ne olmuş ki? Yok, MKC, kahraman MKC'nin küçük olduğu, junior MKC falan filan diye bağırıp oradan, şuradan, buradan. Yani yerinde durmuyor. Hate ulan gibi laflar falan. Ya kaçak göçek şu telefonumu alıp Süpermen midir nedir onları izleyip duruyor. Hiç iyi olmadı şu durum çocuğa. Ne? Yani devlet beni kahraman ilan etti diye benim mi suçum? Ya canım seni suçlayamamar şimdi. Yani öyle bir dedin ki sanki benim suçummuş gibi. Ya seni örnek alıyor diye diyorum. He, ben kötü örneğim yani. Şunu bir konuşalım mı? Ah örümcek adam, tam 12 kurşun yedi ama yeni de ona bir şey olmadı. Örümcek adam yavaşça ayağa kalkıyor. Ya gene mi aldın telefonumu? Kesiyor. Bırakır mısın şunu? İzleme şöyle ya, şeyler artık. Ya izlemesen ne olur? Benim hayatım bunlarla geçiyor. Babam benim de tabanca var. Oğlum. Geç şöyle. Dinliyorum baba kahraman. Ha bak. Kaan. Şimdi hayatta öyle süper kahramanlar falan öyle bir şey yok. Var işte. Sen varsın, Barcı abi var. Tamam ama o işte lafın gelişi. Ben kendimdeki potansiyelin farkına vardım. Artık daha örümcek isterim devreye girdim. Annem de seni bir araya götürecek inanı buldum. Bak, anne. Annesi ne annesi? Erkek erkeği konuşuyoruz burada. Heyecan yapma kahraman. Sakin şampiyon. Ama sen gitgide cidden sevimsizleşiyorsun. Of of. Ne oldu? Erkek erkeğe konuşmamız 15 saniye sürdü. Her kahramanın içerisinde bir kadın vardır. Otur kadın. Doğru konuş. Bana bak, annenin doğru konuşacaksın. Yeni planımı sizden gizlememeye karar verdim. Kahraman dürüst olarak. Sizi bir araya getireceğim. Oğlum biz zaten şu an bir aradayız. Yarım olmaz. Seni burada yatırır şekilde. Vazgeçmiyordu. Şimdi bunun için babanın en az 3 kurşunla vurulması lazım ki sen onun kıymetini anla, ona ne kadar aşık olduğunu anla. Oğlum ağzından yer alsın ya, söyleme öyle şeyler. Ben niye vuruluyorum 3 kez? Ha? Üzülmez misin? Yani baban ölürse üzülmeyecek mi? Üzülmeyeceğim çünkü bütün filmlerde kahramanlar vurulur ama bir şey olmaz. Vuruldukları yerden kalkarlar. Onlar film Kaan. Ya gerçeğini de biliyoruz. Yüksel Didim'e bir şey oldu mu? O bir de yarım kahraman. Ona bile bir şey olmazsa sana hiç olmaz. Sen tam kahramansın. Sen de tam saçmalıyorsun. Annemle ilgili de bir planım var. Benim başıma ne gelecek çok merak ediyorum. Dünyanın en pis katili seni kaçıracak, bağlayacaklar. Bana bak oğlum, ne yapıyorsun ya? Annem böyle hüngür hüngür ağlayacak. Sen böyle camı kırıp uçacaksın içeri. Annemi kucağına alacaksın. O da seni ne kadar sevdiğini hatırlayacak. Böyle onu taşırken öpüşeceksiniz. Ne anlıyorsunuz pis pis dudaktan öpüşmekten? Ama bir bildiğim var herhalde. Öyle şeyler olmayacak Kaan'cığım. Çünkü biz filmlerde yaşamıyoruz. Bu aile kahramın ailesi. Normal bir hayat olmaz. Artık bunu kabul edin. Dinliyorum MK'cı. Oyuncaklarını tekmelemek için odasına gidiyor. Bu böyle olmayacak. Benim operasyona gitmem lazım. Bak yarın sabah gelirim, konuşurum onunla. MK'cı. Ben yılbaşında anneme gideceğim. Emin misin? Yani kansız yılbaşına girmek ister misin? Saçmalama MKC. Oğlumu da götüreceğim tabii ki. Ben kansız gireceğim yılbaşına. Her özel günde birlikte olacaksak niye boşandık ki biz? Şöyle yapalım, sen annenle gir, ben de oğlumla gireyim. Hayır tabii ki olmaz. Bekliyor kadın. Bak Yağmur, benim şu an göreve gitmem lazım, tamam mı? O yüzden MKC'cim, iyi görevler, sana bir şey olmasın, umarım vurulmazsın falan filan. Gitmeden bir öpeyim falanlar yok tabii. Yok, ben kimle konuşuyorum ki burada? Bir de oğlumu alacakmış.